ve Fenerbahçe'den bir Maxime yer geçti. 2018 yılında Dünya Yıldızı adayı olarak Schalke'nin kendisine 5 milyon euro yıllık ücret vermediği için Crystal Palace'a imza atan Alman oyuncu Fenerbahçe ile yıllık 500 bin euroya imza atmıştı. İnanılmaz bir düşüş. Maaşı, oynadığı 11, atacağı gol ve yapacağı asistlerle maaşı yükselecekti. İmza parası da ödenmedi. Performans bile veremedi. Meğer geçtiğimiz sezon Ali Koç ve Vitor Pereira'yı para istemiyorum, sadece kariyerimi onarmak istiyorum, bana 2 yıl süre verin diye ikna etti. Ama hiçbir varlık gösteremedi. Ve İsviçre Süper Lig takımı Luzern, Max Meyer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Fenerbahçe'de kendisine başarılar diledi. Bu arada Fenerbahçe'de ayrılık devam edecek gibi duruyor. Max Meyer'den sonra Zalai'nin satıldığı dedikoduları artarken Belçika'dan da Nihat Zajc konusunda sürpriz bir iddia geldi. Football 24'ün haberine göre kulüp bürüş West Ham'la adan olan Hans Vaneke'nin yerine Fenerbahçeli Nihat Zajc için 8,5 milyon sterlin teklifte bulundu. Belçika tarafının Slovan oyuncu için anlaşma sağlaması halinde Vaneke'nin West Ham'a katılmasına izin vereceği iddia edildi. Transfer sezonunun bitimine az kala Fenerbahçe'deki şişkinliği gideren Ali Koç ve kurmayları bu zamana kadar iyi satışlar gerçekleştirdi ve gidecekler bitmedi gibi duruyor. Umarız Zajc gibi, Osayi Samuel gibi, Crespo gibi uzun yıllar sarı lacivertli formayı giydiğinde ligde oynadığı mevkilerin en iyisi olacak olan isimlerle yollar ayrılmaz. Ya da iyi fiyat geldiğinde satılmalı mı?